Mehmet Ayan ve Erbatur Ergen'in konuğu karşınızdayız. Mehmet abi başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun ülkece. Yaralılarımıza acil şifa, ölenlerimize rahmet diliyoruz. Bir kez daha başımız sağ olsun. Hakikaten çok fazla dillendiremiyorum hissettiklerimi. Şunu düşünüyorlardı insanlar. Yok artık Zaniolo nasıl olacak? Bugün Zaniolo'yu büyük bir bonservisle Chelsea, Manchester United, Inter alsa kimse şaşırmaz. Bir, Icardi'nin menajeri. Zaniolo'nun menajeri. İki, Roma'da hocayla olan sorunları biliyoruz. Üç, 23 yaşında sana yedirmezler. Yenilenmiş Beşiktaş göreceğiz. Görüntü o. O yenilenmiş Beşiktaş da hatta bu 5 yeni transfere Gezdal'ın dönüşünü de ekliyorum tabii. Hukuk mütalaadır, mügalata değildir. Açar mısın? Evet. Ortada mügalata var. Bir sürü oyuncu alınacağına, elinde en fazla gelişme ihtimali olan oyuncunun ama ben bunu istemiyorum maddesi üzerinde çalışmak bilmiyorum bana çok doğru bir yaklaşım gibi gelmiyor. Aubameyang olmazsa Martial veya Lucas Moura'ya yönelecek Fenerbahçe haberine de çok karşıyım. Bence Fenerbahçe ile ilgili şu anda bütün Fenerbahçe camiası şu Konya'yı bir geçelim demek zorunda. Bu takımın oyununa çok uygun bir süper yıldız. King'in çarpı 10'udur Aubameyang. Merhaba, savunma arkasında sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık 2 haftadan bu yana sizlerle beraber değildik ve 2 haftalık aranın ardından yeniden karşınızdayız. Kuşkusuz büyük bir acı yaşadık bu 2 hafta boyunca. 40 binden fazla canımızı, vatandaşımızı kaybettik. Ne yazık ki merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından hakikaten büyük bir acı ve acı hala devam ediyor. Bu süreçte çok şey yaşadık belki. Tabii bizler uzaktayız, o bölgede değiliz. O bölgede yaşayanların yaşadıklarını elbette yaşayamayız ama biz de hakikaten çok etkilendik. Mehmet Ayan ve Erbatur Ergen'in konuğu karşınızdayız. Mehmet abi başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun ülkece. Yaralılarımıza acil şifa, ölenlerimize rahmet diliyoruz. Çok şey herkes söyledi, her mecrada üzüntü belirtildi. Benim bu konuyla ilgili eğer bir sözü hakkım varsa çok fazla uzatmadan daha önce de konuştuğumuz gibi İstanbul olası Samo ve Marmara depremi için tersine göçü valilik, belediye, hükümet, merkezi hükümet, muhtarlar, ilçe belediyeler hepsi İstanbul için. Belki Bursa'ya da katabiliriz. Bu büyük ve kütleli ve yorgun ve hoyratça kullandığımız şehirler için tersine göçü kesinlikle değerlendirmemiz lazım. Ben kendi anne babamdan başlamak üzere tersine göç konusunda elimden gelen bütün propagandayı yapacağım. Uzun zamandan beri söylüyorsun sen. Peki yakın dönemde özellikle bu son iki haftalık dönemde daha da fazla çevrende karşılaştın mı? Çünkü yani 13,5-14 milyon nüfusa benzer şiddette bir depremin etkisini gördük. O ekranlarda hepsini gördük ve bir insani tarafı da haklı olarak acımız var atlıyoruz. Suriye'de de var aynı şeyde. Yani Suriye nüfusuna göre 5,5-6 milyon insan Suriye'de evsiz kalmış vaziyette şu anda. Suriye'de de aynı acı var. Şimdi biz diyoruz ki 13,5-14'de bu varsa Marmara ve İstanbul depreminde Bursa İstanbul dahil toplam Bursa özellikle katıyorum çünkü Bursa'da etkilenir. 20 milyon insan için en aktif, en reaktif, en proaktif tüm çözümleri bulmamız lazım. O çözümlerde benim küçük aklıma gelen ilk konu yani tam elbette güçlendirme, kontrol falan eyvallah amenna ama ilk çözüm Anadolu'ya yapabilenler, kaçabilenler, İstanbul'a mecbur olmayanlar benim annem babam gibi gitmeleri lazım. Daha tersine göç değerlendirilmesi gereken çok kıymetli bir konu bence. Kesinlikle. Başımız sağ olsun. Yani bazı olaylarda hakikaten kelimelerin yeterliliği pek olmuyor. Bunun hüznünü, acısını taşıyoruz. Ve harfler yan yana gelince çok da anlatmıyor hissettiklerimizi. Yaralıları olanlara acil şifalar dileyelim. Ve yardımların bu süreç içerisinde değil, düzenli ve uzun vadede sürekli olarak devam etmesi gerektiğini hatırlatalım. Bir kez daha başımız sağ olsun. Hakikaten çok fazla dillendiremiyorum hissettiklerimi. Bir de şöyle bir durum da olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Yani ne yazık ki bizde toplum olarak şöyle bir durum var. Farkındalıklar ancak başımıza bir şey geldikten sonra oluşuyor. Daha da kötüsü belli bir süre sonra o farkındalık yine kayboluyor. Umarım yani geç de olsa oluşan bu farkındalık bu süreçten sonra kaybolmaz ve önlemse önlem, başka bir şeyse başka bir şey, başka çözümlerse, senin söylediğin gibi tersine göçse bu çözümler umarım bunları unutmayız ve konuşmaya devam ederiz. İlave edeyim dediklerine katılmayı, hani tweet alıntılı yapayım dediklerine ilave edeyim. Biz 200, 209, 214, 220 kadar geldik galiba. Bir tane canı alttan çıkınca onun için çok mutlu oluyorduk değil mi? Oradaki
görevlilerin yapmış olduğu, kurtarma ekibinin yapmış olduğu büyük tabii ki hayat operasyonu. Şimdi ben diyorum ki, dediğin doğru, önlem falan. En net alınabilecek bir numaralarından İstanbul'da ekonomik bağ olmayan, baştan tekrar söylüyorum, ekonomik bağ olmayan, benim annem babam gibi 60, 65, 70, 75 İstanbul'da durmayın. Sebep, evlatlar olarak bizim kuşak cenazenize ulaşmak istiyor. İstanbul'da ölürseniz cenazenize ulaşamayız. Hadi biz ayakta kaldık ya, hadi güçlüyüz ya, kalktık ya enkazdan, Allah muhafaza. Cenazesine ulaşmak için tersine göçü büyüklerimize, yaşlılarımıza telkin etmek istiyorum. Derdim o benim. Çünkü bu az önce sözünü ettiğin deprem güçlendirmesi, efendim yeni binalar, doğru fayların üzerinde binalar, onlar, bak ben diyorum ki bir tane el verdik kurtardık, ondan çok daha ötesini hemen yapabiliriz. Bir devlet politikası da iki aya bakar. Gerekirse zorunlu göç. Niye zorunlu seni göç ediyorum? Bu senin insan hakkına saygı değil. Tam tersi, yaşam hakkını el uzatıyorum ben senin devlet olarak. Ben bu kanaatteyim. Tabii ki prosedür vardır, insan hakları vardır, yasa vardır, o vardır, bu vardır, ama bunu doğru telkin etmek lazım. Bir de o binalar yıkılmayacak. Yani bina öldürür gerçeğini bir daha yaşamayalım. Binaların şartnameye uygunluğu, kontrollüğü, elzem olarak önce bunları düzenlememiz gerekiyor. Doğru bir, zeminde, doğru şekilde. Doğru zeminde, doğru şekilde. Doğru zeminin üzerinde de yaptığın binanın tamamen bütün o kurallara uygun bir şekilde gerçekleşmesi, ortaya çıkması gerekiyor. Ayrıca şunu da hani belirtmek lazım Veli. Birkaç başlık var aslında üzerine konuşmamız gereken. Onlardan biri de benim kendi de gözlemim, işte ailem, anne baba da mühendis olduğu için çok fazla da konuşuyoruz. Biz geniş alanlara apartman dikme kültürüne sonradan edindik kendimizde. Yani ovada apartman dikiyoruz ya. Doğru. Bu apartman kültürünü aşı boyalı evleri yıktıktan sonra aldığımız bir kültür. Hadi bunu büyük şehirde yapıyorsun da Anadolu'nun açık alanlı yerlerinde yapma kültüründen uzaklaşmamız lazım. İki örnek vereceğim. Birincisini geçen gün babamla konuştuk. Benim de babam inşaat mühendisi. Bundan yaklaşık belki 50 sene evvel babamın da şahit olduğu bir diyalog. Süleyman Bey, Süleyman Demirel rahmetli Cumhurbaşkanı, bizim Isparta'nın Selinik Kent İlçesi'nin belediye başkanı da Süleyman Demirel'in küçüklükten tanıdığı, yani arkadaşı sayılabilecek bir adam. Atıyorum, o amca Erbatur'un dediği gibi hafif hafif ovaya imar izni vermiş belediye başkanı. Atıyorum, belediye başkanı adı Veli, Süleyman Bey gerçekten sunturlu bir küfürle, bayağı senin benim edeceğim sunturlu bir küfürle memleketin demiş, tırnak içinde içine ettin, o çok ağır bir küfür sallamış belediye başkanına, mahvetmişsin buraları demiş. İki, ben Samsun değilim, hayatımda Samsun'a hiç gitmedim fakat Cem abiyle, Cem Dizdar'la dün mesajlaştım. Samsun stadyumunda çatlaklar, zemin göçmeleri oluşmuş. Daha 2020 için yapıldı. Euro 2020 için yapıldı. Cem abiye, abi dedim, olay ne dedim? Ovaya yaptılar. Çarşamba ovasında stad yapınca böyle oldu. Çöküyor çünkü. Bir kez daha başımız sağ olsun. Tabii sağ olsun. Mutlaka dönem dönem buna dair farkındalık oluşmuşken de unutturmadan da konuşmaya devam etmek lazım kuşkusuz. Özellikle daha uzmanlık gerektiren alanlarda da konuşulacaktır diye tahmin ediyorum ve umuyorum. Gündeme geçecek olursak, futbol gündemine daha doğrusu geçecek olursak, tabii bu süreçte de maçlar oynanmadı ama bazı hadiseler de gelişmedi değil. Yani hatta bu depremden dolayı da aslında doğal kaynaklı olarak gelişen bazı, alınması gereken bazı kararlar vardı. Alınan bazı kararlar vardı. Hatayspor ve Gaziantepspor'un ligden çekilmesiyle birlikte doğal olarak yeni bir transfer süreci gelişti. 5 Mart'a kadar uzatıldı bu transfer süreci. Bazı takımlar oyuncuları transfer ettiler ve hatta transfer edilen oyuncular yerli kontenjanından artık sayılıyor. Evet. Onları da konuşacağız. Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray'da Zaniolo transferi tam da depremin olduğu döneme, güne denk geldi. Doğal olarak da hiç konuşulamadı, konuşulmadı. Arnavut, seninle başlayayım. Nasıl yorumlarsın bu transferi? Yani işin tabii ilk gündeme geldiği kısımlarda çok inandırıcı gelmiyordu birçok kişiye. Şunu düşünüyorlardı insanlar. Yani yok artık. Hani Zaniolo nasıl olacak? 23 yaşındaki futbolcu Türkiye'ye mi gelir? O kadar yetenekli, 30 milyon avro bonservis biçiren futbolcu deniliyordu ama geldi. Bir şekilde Galatasaray oyuncu transfer etti. Nasıl değerlendiriyorsun? Bir kere bu gerçek bir süper yıldız transferidir.
onu söyleyelim. Bu bir süper yıldız transferidir ve bugün Zaniolo'yu büyük bir bonservisle Chelsea, Manchester United, Inter alsa kimse şaşırmaz. Öyle bir oyuncudan bahsediyoruz. İki büyük sakatlık yaşamış tabii oyuncu aynı zamanda. Tabii. Ve her ne kadar bunlardan güçlü dönse de etkilediği gerçeği de var. Göz ardı edilmesin. Yani bu şehre düşelim. Tabii Roma'nın içinde Totti'den sonraki Roma efsanesi olmak üzereyken yaşanan bazı problemler sebebiyle bu gerçekleşemedi. Diyeceksin ki kardeşim geçen sene kupayı kazandıran takımın en önemli oyuncusuydu. Orası doğru. Ama İtalyanlar ona Baggio'dan, Del Piero'dan sonraki süper yıldız olarak bakıyordu. Yani Zaniolo'nun potansiyelini, hani oyuncuların potansiyelinden bahsediyoruz ya. Dele Alli'nin bir potansiyeli var. Ama Zaniolo'nun sonsuz. Yani o başka bir efsane olması bekleniyordu. Şimdi bu çok özel bir transfer. Galatasaray'ın vizyonunu da gösteren bir transfer. Tebrik etmek lazım. Eksileri şöyle olabilir. Biraz topla oynamayı seven bir oyuncudur. Eksi midir bu durum? Şöyle eksi. Bazen oyun akışkanlığında sıkıntı yaratabiliyor. Bazen de kapanan defansları allak bullak edebiliyor. Yani bunun artısı eksisi birbirini biraz götürür ve olumluya doğru kaçar bence. Ama şu var. Ha, bu arada şey de konuşuluyor sene sonunda yurt dışına transfer olacağı. Hatta Milan direkt adres. Evet yani konuşuluyor. Bournemouth'un teklifini kabul etmemişti. Çok normal. Zaniolo Bournemouth'a fazla oyuncu çünkü. Yani gerçekçi olmak lazım. Onun İngiltere'de şampiyonluğu oynayan bir takımda olması gerekiyor. Ha bak şu da var. Zaniolo ilk Icardi buraya geldiğinde konuştuğumuz gibi eğer Galatasaray taraftarı işte camiası onu yükseltirse başka bir şey olur. Zaniolo kozmik bir şeye dönüşebilir. Ben gerçekten Galatasaray'ın Galatasaray vizyonuna yakışan, geleceğe dair de bize projeksiyon sunan bir transfer yaptığını düşünüyorum. Bence bu takım zamanında hayal ettiği, Fatih Hoca'nın bizim de hayallerimiz var dediği var ya. Evet. Avrupa Kupası hedefliyor Galatasaray. Zaniolo onun göstergelerinden biri. Tam oradan devam edeyim Mehmet abi. Zaniolo transferiyle ilgili Erbatur diyor ki hani vizyonunu ortaya koyar. Sen de bu açıdan bakıyor musun? Bir de şu söylemi dikkatimi çekti Erbatur'un. Hani topla oynamayı seven bir oyuncu biraz daha eksi yönden baktı gibi ağırlıklı olarak. Sanıyorum Mevlana'nın lafıdır ya da Yunus'un. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen yanıcı okumakta. Ben ikinizin yanında Zaniolo'yla konuşmam. Ben kendimi bilirim. Haddimi bilirim. Bir tek şeyi söyleyeyim. Erbatur'un dediği orada bir tane lafı alıyorum. Senin dediğin lafı değil, onun dediği lafı alıyorum. 10 Haziran mı? 10 veya 30 Haziran günü Zaniolo Galatasaray'ın oyuncusu mudur değil midir? Bence değildir. Bence de değildir. O yüzden bu tamamen... Bakın, tanıdığınız bir Mehmet Ayhan profili var hepinizin ve herkesin. Yani deprem günü bile olsa ben 15 milyon euroya bağırmaz mıyım sizce? Yani tanıyorsunuz yıllardır. Tabii tabii. Para konusunda 15 milyon hele hele tuttuğum takım Galatasaray konusunda bağırmaz mıyım sizce? Niye bağırmıyorum? Çünkü çok basit. Hiç kimseyle de konuşmadan bir fotoğraf çekmem mümkün. Birkaç tane done var. Bir, Icardi'nin menajeri. Zaniolo'nun menajeri. İki, Roma'da hocayla olan sorunları biliyoruz. Üç, 23 yaşında sana yedirmezler. Dört, Milan'ın ve diğer İtalyan takımlarının ilgisini biliyoruz. Çok basit. Galatasaray mutlu oldu. 15 milyon euroya 35'e gidecek. 15 milyon euroya bir oyuncu aldı. Galatasaray mutlu oldu. Taraftarını mutlu etti. İki, hepimiz biliyoruz ki A Milan, B diğer takımlar bu oyuncuyu sezon sonunda hiç kapmazsa 25'te Galatasaray'dan alacaklar. Üç, Zaniolo mutlu oldu. 4 ay top oynayacak. Evet. 4, Mourinho mutlu oldu. Ona göre bir safradan kurtuldu. 5, Roma mutlu oldu. Milano'ya veya herhangi bir rakip kulübe oyuncuyu vermeyecek. Bu kadar basit. Bunların ortasındaki mihenk taşı da menajer arkadaşımız. Konu bu kadar basit. Ekleme yapayım oraya Mehmet Ayhan Veli. Şöyle bir şey var. Ben kupa hedefinden de bahsederken buradaki Zaniolo'nun al veri de buna dahil. Yani kalırsası ayrı. Onu ayrı konuşuruz. Ama 15'i alıp 35'e sattığında ortaya o çıkacak. O da eşittir. Icardi alacaksın oradan. Icardi artı da alabilirsin. Artı da alırsın. Yani göreceğiz. Dolayısıyla burada çok büyük olasılıkla menajer arkadaşımız adını şu anda bilmiyorum. Veli daha iyi bilir. Menajer kardeşimiz Galatasaray'a iyi de işler iyi. Yapsın da bu arada. Menajerlik illa alçaklık, kötülük bir şey değildir. Yapsın da. Menajer de buradan hanutunu alacak. Çok basit. Hı hı. Tabii ki alacak.
Menajer Hantun'u alacak. Galatasaray taraftarını mutlu edecek. Roma safhadan kurtulacak. Mourinho takım içerisinde güzel bir birliktelik yaratacak. Milan'da atıyorum ya da Milan ya da X takım Galatasaray'ın elinden oyuncuyu 15'e değil de 25'e. Zaten oyuncunun çıkışı 25 milyon, 35 milyon de. Konu bu kadar basit. O yüzden ben Zaniolo'nun 16 maçta oynayacağı performans sadece bir tane izleyici olarak bakarım. Zaten Galatasaray'ın şampiyonlukta büyük favoriliği var. Fenerbahçe Konyaspor maçına takılırsa zaten Galatasaray haftayı 5 puanla farkla kapatıyor Antep'ten dolayı. Zaten konu şampiyonluktan falan öteye geçiyor. Tabii. Valla ben de doğru adresi olduğunu düşünüyorum iki taraf için de. Zaten ayrıca bir Zaniolo programımız içeriğimiz de var zaten. Futbol Arena'da yayınlanacak. Deprem olmasına rağmen sen benim 15'e bağırmayacağımı düşünürdün hiç. Ya düşünsene tabii, deprem olmuş abi. Galatasaray Zaniolo'yu 15'e almış. Bağırmaz mıydım sence? Ya bu arkasından dolayı bağırmadık. Çünkü çok da doğal görünen idari bir transfer bu. Çok detaylı bir içeriğimiz var. Futbol Arena'da yayınlanacak olan Zaniolo içeriğimiz. Orada da birçok yönünden bütün futbol aranın yorumcuları da farklı konularda, farklı şekillerde ele aldık zaten. Orada detaylı olarak zaten izleme şansına sahip olacaklar. 1-2 gün içerisinde yayınlanacak o da. Bir de Zaniolo ile ilgili sadece şunu ekleyeyim. Şimdi Dele Alli'nin potansiyeli var demiştim ya ama Dele Alli gibi bataryaları bitik bir şekilde o potansiyel varken gelmiş bir oyuncu değil Zaniolo. Onu söyleyeyim. Zaniolo'nun bir kanıtlaması gereken bir şeyler var. Yani Zaniolo hala anladım. O yere dönme daha yolun noktası. Başındasın değişme diyorlar. Ya bir ülkenin Baggio'su, Del Piero'su sonrası, Totti'si sonrası da diyelim. Oraya yazılacak oyuncu konumlandırması yapmak kolay değildir. Mancini bakın, yazmıştı onu milli takımda. Zaten belliydi artık aklındaki hücum üçlüsü Euro 2020'den önce. Hı hı. Orada sağ tarafta Zaniolo, merkezde evet. Immobile, sol tarafta Chiesa veya Insigne şeklindeydi. Ama sakatlandıktan sonra da oynayamadı. Kaçırdı o turnuvayı. Dedi ki Dünya Kupası'nda oynayacağım. Dünya Kupası'nda da İtalya katılamayınca Zaniolo oralarda yer alamadı. Bir de şöyle bir durum var. FM oynayanlar çok iyi bilirler. Böyle bir kadro kuramazsın FM'de kolay kolay. Doğru söylüyorsun. Yani Zaniolo son dönemde FM'de 120-130 milyon avrolar bandında. Şimdi diğer konuya geçerken FM'den bağlayarak geçeceğim. Bir başka oyuncuyu da kolay kolay alamazsın FM'de. O da Zakaryan. O da Arda Kubica esasında. 9. yerlin oluyor. Bir dakika. Doğru. Abi, o pozisyonda eksiğim var. Bir dakika. Zaniolo oynatman için Arda Kubica şart. Evet. Bence değil abi. Ben Kazım Can'dan yanayım. Yani Adekubbe'de konuşacağız şimdi zaten ama Kazım Can'dan yanayım. Fakat yani Zaniolo'ya yok artık deniliyordu. Zakaryan'a da yok artık deniliyor. Hakikaten yok artık diyorum ben de. Yani 19 yaşında. O zaman kaleci Okan mı olacak? Kerem dışarı. Kaleci transferi yapar mısınız sezon sonu? Yani Zakaryan'ı alırsan evet. Zaten orta sahada kimi keseceksin? O da ayrı bir konu. Sezon sonu kaleci transferi de şart olacak. Şu anda şart mı? Onu da konuşacağız birazdan. Yani. Yok ya şu anda. Muslera döndükten sonra artık Galatasaray Mart ayında çok fazla maçı yok ya ortalama. 10 puan 50 günde dönüş var zaten. Şimdi 10 puan ortalama şimdi değişecek ya sürekli değişiyor ya ikide bir resmi fiili değişiyor. Galatasaray 10 puan civarındaki bir fark öndeyken yani kaleci transfer alacak kadar ekonomi bilmeyen insanlar yönetmiyor Galatasaray. FM'de bugünlerde Nicolò Zaniolo United'a falan gidiyor böyle satıyorsun ben de birkaç defa oynadığım için 120-130 milyon avrolara falan satıyorsun. Zakaryan da Wonderkid olarak 30-35'ten kapıyı açıyorlar. Erotur böyle bir kadro oluşturabilir misin? FM'de bile oluşturamıyorsun da hani sence mümkün mü Zakaryan? Oradan sorayım sana. Bence hayatta her şey mümkün de. Yani orada sadece şu başlık var. Sadece de olumsuz anlamda değil, olumlu anlamda sadece. Yani öyle dile getirmek lazım. Yine sene sonu bu konu başlıyor. Ben Zaniolo'da konuştuğumuz vizyon konusunu burada dile getiriyorum. Hı. Bu takım bu sene hedefiyle artık oluşturulmuyor. Bu takım tekrar Florya'ya, tekrar İstanbul'a, Türkiye'ye bir Avrupa Kupası kurmak, getirmek amacıyla kuruluyor. 4 tane eleme geçtikten sonra. Ben Şampiyonlar Ligi demedim sadece bu arada. Takımlar da abi yani. Tabii. Birinci eleme, ikinci eleme takımların seviyesi belli zaten. Bu arada sadece Şampiyonlar Ligi demedim. Yani bir... Genel bir Avrupa Kupası. Bir Avrupa Kupası getirmek hedefiyle kuruluyor. Şampiyonlar Ligi kazanmak çok mümkün bir şey değil. Bizim ezberlerimiz, dilimiz biraz düşüncemizden uzak olduğu için hemen Şampiyonlar Ligi takımı lafları dolaşacaktır. Yani Galatasaray diyelim artık şampiyonluğu çok uzak vadede garantilesin. Attım 5 hafta sonra şampiyonluğu. Resmen değil ama fiilen garantilesin. Şampiyonlar Ligi takımı kurduk. Hayır efendim kurmadım. 4 eleman var. O yüzden senin tarifin daha doğru. Bir kupa takımı. Şampiyonlar Ligi gruplarını 4 sene daha unutacağız. Ben bir sene 5 demiştim. Bir sene geçti. 4 sene daha unutacağız. Öyle bir şey yok. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ne öyle 3-4 elemeye girmek söz konusu değil Türkiye'de.
Abi Zakaryan'ı alabilirsen eğer, Zakaryan'ı almak demek bana göre Arda Güler'i de almak demektir. Yani Arda Güler'le eş değerde bir Wonderkid'den bahsediyor. Temmuz takımını yap hemen. Temmuz takımını yap bana. Ön elemede takım yap bana. Nelson gidiyor mu sezon sonu? Takım Nelson yap. Gider sene sonu evet. Büyük ihtimalle. Yani bence şu anda Zaniolo'dan bahsettiğimiz o muhtemel karın yanı sıra Galatasaray'da sene sonunda biraz daha değişim olacak. Harika. Ligin son maçı 28-21 Mayıs'a geldi değil mi? Güzel. 21 Mayıs'ta ligin son maçı Galatasaray-Fenerbahçe. Yani tamamen Galatasaray'ın şampiyon şansı üzerinden tamam. Konuşuyoruz. Tamam. Galatasaray 21 Mayıs'ta şampiyon oldu. Süper Kupa ne zaman bilmiyorum. Belki de sezon başı. Galatasaray ne zaman sezon açacak biliyor musunuz? Temmuz'un başında maçı olur. Efendim? Temmuz'un başında maçı olur. Taş çatlasın, ölsün, gebersin bitsin 15 Haziran. Doğru. 3 hafta. Bu 3 hafta içerisinde elbette ki tam takımı yapmayacaksın ama oyuncun dinlenecek. Sezonu boşaltacak. Kafayı düzeltecek. Dönecek. Geldiler, gittiler, aldılar, verdiler olacak. Yani Nelson'u gitti varsayıyoruz Erbatur. Nelson gitti. Abdülkerim Bardakçı'nın yerine dünyanın en iyi stoperi gelsin. Kaç maç uyum sağlayacak? Belki Torreira da gitti. Torreira gitti. Belki Torreira gidecek. Icardi var mı yok mu belirsizliği. Belli değil. Belki Ağustos sonuna kadar devam edecek çünkü transfer edemiyor. Bu arada Mertens bir yıllıktı. 1+1 mesela. Bir de yaş da var. Yaş var. Yaş var. Doğru. Yalnız şeyi söyleyeyim. Kerem gidecek belki. Herkese alternatif isimler söyleyebilirsiniz ama net konuşacağım. Yani Icardi'nin zaten alternatifi yok da Torreira'nın da muadilini bulmak pek mümkün değildir Avrupa'da. Bak. Asla siyasi bir şey gözetmeksizin bir şey söylüyorum. Bütün ekonomi yazılarını okuduğum zaman Türkiye'deki seçimde iktidara kim gelirse gelsin dolar euro kurunun gideceği yeri kimse bilmiyor şu anda. Tahminler var. İktidara kim gelirse gelsin. Tekrar ister mevcut iktidar varsa iktidar iktidar kazansın. Yani muhalefet kazansın. Yani bu konuştuklarımızı dolar euro 24-27'lere de döndür. 24 dolar, 27-28 euro, 30 euro. Oralara bakacaksın. Yani normal şartlarda burada bir şirket yönetiminde artı eksi bir hani bir bütçe olarak öngörüp onu ayırırsın aslında. Hayatım, ama Torreira dedi ya, o yönetim Torreira dedi ya, Torreira için adam geldi sana 10 milyon euro koydu ortaya. Vermem dersin. Bir bakarsın euroya, abi 300 milyon lira. Bakarlar mı? Ha? Bakarlar mı? Galatasaray'ın şu anda borcu inmek üzere. Fenerbahçe Beşiktaş'ın aynı şey geçerli. O zaman TL bazında bunlar çok yüksek paralar ediyor. Ve 3 kulübünde neredeyse 3 yönetiminin de doğru yaptığı şey geçmişte Ünal Bey yaptı, Ali Bey yaptı. Beşiktaş'ta da galiba Fikret Bey döneminde. 3'ü de uzun vadeli borçlarını TL'ye çevirdiler. TL'ye çevirdi, doğru. Peki Nelson kaç civarına gidecek? 18 deniliyor. 18 çıkışı var galiba değil mi? Çıkışı yok diye biliyorum. Yaptılar? Çıkışı yok. Değişti evet. Çıkışı değişti. 25'e yani 20 de. Ya 20 civarı evet. 20. 25 de Zaniolo'ya de tamam. Minimumda. Ama orada 30. Tabii kar kısmı var orada. Zaniolo'ya 10 de var. Kar 5-10 arası civarı bir şey yok. Yok toplam yani. Toplam parayı söylüyorum şu anda. Yani kağıt üzerinde görüneni söyleyeceğim. Torreira'ya da 12 falan de. O civar olur o müşteri. Evet. Yani 12'ye acayip... Torreira'ya de bunu alıp şey yapsınlar çocuklar. Bant yapsınlar. Ne diyorsunuz ona? Küçük. Reels Ragnar yapsınlar. Torreira 12, Galatasaray taraftarı seni Flora'ya sokmaz. Ben demedim, sen dedin diye. Ben de girmem diyormuş adı. Yani Torreira muadili bulunamaz bile. Ya yani bulunur ama çok zor bulunur. Peki kaleci transfer ihtiyacı var mı Galatasaray? Şu anda yok abi. Yani tamam yeter, daha ne alacaksın? Hayır böyle hani Galatasaray şeye bakıyor ya, detaylara bakıyor ya, şampiyonluk yolunda en ufak bir risk almak istemiyorum diyor ya Galatasaray şu anda. Ya geçen sene şampiyonluk yolunda risk almak istemeyen Abdullah Avcı gitti Trezeguet ile Vizca'yı aldı 400 milyon liraya. Evet. Adana Demirspor Trabzonspor maçını Adana Demirspor kazansın veya maçı şampiyondu. Risk yönetimi yapamazsın futbolla ya. Hani Muslera tabii Mart'ta bunu ben nereden biliyorum? Kendim uydurmuyorum. İsmail Hoca dedi ki Adana Demirspor Trabzonspor maçını Adana Demirspor kazansa biz şampiyonluk dedi. Hatırla 4 puanlar indi. Yani. Peki Veli. Drogba ya da hadi Drogba'yı kenara koyalım. Snyder etkisi yapar mı Zaniolo sence devre arasında gelip? Ben zannetmiyorum ya. Yani şöyle Snyder çok başka bir şeydi ve 28 yaşında geldi. Bir daha öyle bir transfer görür müyüz Türkiye'de? Çok Anelka güzel. Vardı. Anelka aynı etki yaptı mı? Yapamadı. Hocadan kaynaklı yapamadı bence. Yanlış bölgede oynatıldığı için, iyi yönetilemediği için yapamadı. Yoksa bana göre tarihin yaş faktörü de devreye girdiğinde yıldız oyuncu olarak Türkiye'de en önemli transferi Anelka transferidir. Ama Snyder transferini de onun arkasına koyarım. 28 yaşında Hollanda milli takımıyla birlikte
efsaneler yapmış. Inter'i Şampiyonlar Ligi'nde MVP olmuş. MVP olmuş. Tabii. Hatta Ballon d'Or'da ikinci olmuştu. Tabii. Birinci olması gerekiyordu. O birinci olması. Ben ondan MVP diyorum yani. Aynen. MVP. Böyle bir oyuncu transfer etmekle yani Zaniolo aynı şeyi orada etki yapmaz şey bence. Bir artık sosyal medya çağı. O dönemde sosyal medya çağıydı ama bu dönem artık iyice sosyal medya çağı. Mesela benim az önce anlattığım özeti bilmeyen Galatasaray taraftarı neredeyse yok gibidir yani. Hem ondan hem de deprem etkisiyle beraber Snyder'in sayısı olmaz etki babında. Oyuncu olarak bilmiyorum ama etki babında senin sorduğun soruda Veli'nin cevabı doğru, bambaşka bir şey. Bir şey söyleyeceğim, lafını balda kestim. Bu arada deprem etkisi dedin. Orada ben Galatasaray'ın dijital medya yönetimini de takdir etmek istiyorum. Bu süreçte tüm kulüplerimiz çok hassas davrandı ama Galatasaray'ın Zaniolo'yu açıklayış şekli, o sürecin o hassaslığını, yönetişim beni çok etkiledi. Deprem süreci boyunca da yaptıkları. Ayrıca tebrik etmek istedim aklıma gelince. Son olarak da çok kısa bir şekilde Adekugbe, Mehmet abi girmişti o konuya. Çok önemli transfer olarak baktığımı düşünüyorum. Sanki. Çok önemli transfer olarak bakmıyorum. Yerli statüsü yoktur. Benim çok beğendiğim bir oyuncu değil açık konuşmak gerekirse. Evet, ben de yerli statüsü. Bir de Okan Hoca'nın eli rahatlayacak. Tabii. Adekugbe olduğu sürece Adekugbe, Dubois, Kazım Can Karataş. Evet. Hatta Dubois'u unuttum ben tabii, o da var. 3 tane sol beki var. Yani hoca için büyük zenginlik bu. Mesela Adekugbe'yi çok ihtiyacı o zaman belki maç içinde sola ne atacak? Arkaya Kazım Can'ı koyacak. Yerli oyuncu olmasınız. Bu yabancı sınırını kaldırıyorlar değil mi sene sonunda? Değişiyor değil mi? Muhtemelen. Hmm. Muhtemelen öyle gözüküyor. Az önce bir şey söyledim. Manasız matematikler yapıyoruz. Az önce bir şey söyledim. İçimden dolar ve euro geçen şeyler söyledim az önce. Ne oldu? Pasaportta Türk yazınca dolar euro vermiyorlar mı kulüpler? Az önce bir şey söyledim ben. İçinden dolar ve euro geçen şeyler söyledim. Onu bir daha izle. Hayır, izlememe gerek yok. İşte pasaporta Türk yazınca, TC yazınca dolar euro vermiyor mu kulüpler diyorum ben de. Az önce bir şey söyledim ben. Abi şöyle dolar... İki ayaklı bir şey söyledim. Anlamamazlıktan gelme. İki ayaklı bir şey söyledim. Anladım da ama iyi de sen yerli oyuncuya da aynı kontratı vermiyor musun? Veriyorsun. Hatta yabancı kuralı olduğunda değerinin üstünde vermek zorunda kalıyorsun. Doğru. Arkadaşlar yani söylediğim futbolla ilgili bir şey değil, ekonomikle ilgili bir şey değil, tamam. Transferle ilgili bir şey değil. Daha ucuz yabancı oyuncu alabilirsin. Evet. Sol bekle mesela atıyorum yani. Peki. Bu tarz pozisyonları. Anlaşılmamayı bazen makbul bulurum. Hayır, anlaşılmamayı sen anlamamazlıktan gelmeyi makbul buluyorsun şu anda. Anlaşılmamayı makbul buluyorum. Hadi o zaman Beşiktaş'a geçiyorum. Ara transferde Beşiktaş'a 5 yeni isim. Tabii gündemde şu an Onur Bulut kısmı var ama... Arbatur Beşiktaş'ta bu 5 transferden sonra bir değişim olur mu? Hani şampiyonluk yarışının bayağı uzağında kaldı puan olarak ama sen bir yenilenmiş Beşiktaş göreceğiz. Görüntü o. O yenilenmiş Beşiktaş'ta hatta bu 5 yeni transfere Gezdal'ın dönüşünü de ekliyorum tabii. 6 olmuş oluyor haliyle. Ben 5+1 diyorum o transfere şu andan itibaren. Yenilenmiş Beşiktaş'ta ciddi bir değişim bekliyor musun? Sana bir kontra soruyla cevap vereyim. Sence bu transferler bu sene için mi yapılıyor, gelecek sezonun kadrosu mu oluşturuluyor? Karışık. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bir refleks olarak bakılacak ne olduğuna. Ama yapılan kadro farklı bir yoğurt yiyişi olarak şu an bana yansıyor. Yani Fenerbahçe'nin bir hoca takımı üzerinden, hocanın oturttuğu sene başından beri güçlü oyun. Onun üzerine yapılan transferler. Galatasaray'ın yıldızları ve oyunun yavaş yavaş gelişmesi, süper yıldızların oturuşu. Beşiktaş biraz daha lokal yaklaşıyor. Biraz daha yerel adımlar atıyor ve biraz daha farklı bir strateji güdüyor bu transfer döneminde de. İçerinin değişimi ve hocanın tabii kendi oyununa uygun olduğunu düşündüğü ve bunlara hiç sevmem de ligi tanıyan oyuncular üzerinden daha kısa sürede refleks verebilecek bir kadro yapısı oluşturuluyor. Başarılı olur olmazını bilemem ama oyuncuların kendisinden çok oyunun yükselişini ben merak ediyorum. Şu an umut olarak çok fazla bir ışık olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ben oyunda çok bariz bir değişiklik bekliyorum. Mehmet abi bekliyor musun sen bu transfer sonrasında? Daha abi ne alacağız ya? Daha ligde 5.yiz, 5'ten transfer yapıyoruz. Daha ne alacağız ya? Oyun gelişir mi? Şenol Hoca'nın olduğu yerde oyun gelişmiyor. İşte o zaten şimdi mi gelişecek, sezon sonu için mi biz? Ama yani yeni sezon. Dikkat et, geçen sene bugünlerde Beşiktaş'ın hocası Önder Karaveli'ydi. Bir Hatay karşılaşmasının öncesinde hocaya başkana gidip ben bırakıyorum dedi. Evet. Beşiktaş kalan 8 haftayı, şu anda 11 hafta var galiba. Kalan 8 haftayı Beşiktaş gelecek sezonun hazırlık sınıfı olarak geçirdi. Tabii. Bu sene de aynı şey yapacağız. Öyle yapıyoruz. Seneye.
Niye önümüzdeki sene hazırlık? Ne oldu? Sezon bitti mi yani? Evet, bitti. Ya ama sadece şampiyonluk mu? İşte Avrupa kupalarına tutunma derdin. Olmazsa 3'ün senin Beşiktaş'ın Avrupa kupaları bu sene olmazsa. 3 mü oluyor? 3 oluyor. 3'ün sene olacak evet. Katılamadığı. Ya şu anda 2 oluyor. Ya. İki oluyor. İki. Ve önceki sene Şampiyonlar Ligi oynamadım Sergen Hoca ile. Önceki sene oynadı. Tamam, Sergen Hoca. İkinci olur. Doğru. Haklı. Yani bu kadroyu bu kadar maliyetle konferans ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için yapıyoruz o zaman. Çıkarttığım rezume bu. Çok büyük bir maliyetli bir kadromuş transferler. Çok maliyetli değil işte, ben işin orasındayım. Yani... Paketler nedir Mehmet Ayan? Hiç bakmadım. Ben Beşiktaş'ın o oyuncuyu mesela bir oyuncudan söz ediyorsun. Vallahi billahi bilmiyordum, sizden öğrendim. Omar Colley mi? Aha. Evet. Kafa gitmiş. Stoper. Yani. Kafa gerçekten bitmiş. Bilmiyorum. Yani Sayıs'le... Yani. Onur Bulut'un şeyi çok güzel. Hukuki magazini çok tamam, güzel. Tamam, ona geçelim o zaman. Dur geçmeden tamam. Şu transferleri... Transferleri konuşacağız, ayrıca gireceğim onlara. Ha, tamam o zaman, ben sadece yani, maksimum muazzam maksimum transfer olduğunu konuşacağız, hepsini konuşacağız. Onur Bulut'la ilgili bir anlaşmazlık var. Beşiktaş'la Kayseri Spor arası. Kayseri Spor en son bir açıklama yaptı ve dönem itibariyle hassas bir dönemde olduğumuzdan dolayı diyor. Çok detaylı olarak girmek istemiyorum. Lakin Onur Bulut'un bir çıkış maddesi yok diyor. Beşiktaş da kendinden emin bir şekilde diyor ki biz 1 milyon avroyu yatırdık ve çıkış maddesini, opsiyonu biz kullandık Onur'un. Ve atılan bir imza var. Oradaki imzadan bahsediliyor ama Kayseri Spor yönetiminin açıklaması da oradaki imza yetki sahibi birisi tarafından atılan bir imza değil diyor. Ve netice itibariyle şu anda mevzu uyuşmazlık çözüm kurulunda. Elyas'a oyuncunun menajeri de A-Spor'a bağlandı evet. Önceki akşam ve... Herkesin olduğu odada imzalar atıldı ifadesini kullandı. Ben onu notu da düşündüm. Kayseri Spor'da diyor ki biz mukavele uzattık ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda bu uzattığımız mukavele devreye girdi diyor. Netice itibariyle şu an böyle bir durum var. Şimdi Ebrar, avukat arkadaşımız Ebrar Bilgiç bugün bazı yerlere açıklama yaptı. Kurum ve kuruluşlara ama aynı zamanda kendisi tweet de attı. O tweet'i bulursam buldum şimdi. Diyor ki bu konuyla ilgili olarak... Kayseri Spor'un başvurusunu uyuşmazlık çözüm kurulu haklı bulursa Onur Bulut en az 4 ay futboldan men edilebilir. Beşiktaş Kayseri Spor'a tazminat öder. Ek olarak oyuncuyu PES'e yönelttiğine karar verilirse Beşiktaş transfer yasağı da alabilir. Aynı zamanda menajer, oyuncu menajeri de cezalandırılır şeklinde bir tweet olduğunu söyleyeyim. Hukuk mütalaadır, mügalata değildir. Açar mısın? Ortada mügalata var. Ortada baştan aşağıya bir başıbozukluk var, bir mügalata var ortaya. Nedir ya? Beşiktaş, Onur Bulut'la ilgili bir mukavele yapar. Taraflar Kayseri, Onur ve Beşiktaş'tır. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu da Kayseri adına söz konusu mukavelenin İmza sürüklerinde valların imzalarla olup olmadığına bakar. Beşiktaş'a der ki kardeşim bu imza sürüklerine ait olmayan, hukuki olmayan bir imzadır. Senin kontratın geçersizdir. Oyuncu Kayseri'nin malıdır der. Ya da imza sürüklerine olan bir imza söz konusuysa Beşiktaş haklıdır. Çıkış maddesi 1 milyon euro kağıtta. Beşiktaş haklı oyuncu alır. Oyuncu artık Beşiktaş'ın oyuncusu şu anda her türlü. Evet. Öyle. Kaldı ki Evrar Bey'in açıklamasında, Evrar kardeşimizin açıklamasında ne diyor? Kayseri demiş ki federasyona biz gönderdik mukaveleyi. Hı hı. Aynı federasyon tescil etmedi mi? Yarın Beşiktaş'ın maçı olsa onlar oynamayacak mı? Federasyonda da bunun bir check-out'u yok mu? Hop geldi. Hop. Hemen lisans mı çıkartıyoruz? Böyle patraktör lisans mı çıkartıyoruz? Daha bir de federasyon ayağı yok mu bu işin? O yüzden burada bence... Federasyon konuyu... onayı olduğu için bunun zaten dönüşü yok diyorsun. Bravo abi. Hı hı. Çünkü bence bunun tek konusu imza sirküleridir. Kim haklı kim haksız bilmem. Fakat dün, önceki gün sevgili Erbatur'un sözünü ettiği yayını ben de izledim. Taner Karaman arkadaşımız Kayseri'yi çok iyi bilir. Kayserilidir. Sabah gazetesi editördür. Ve bizim işleri de çok iyi bilir. Yani bu dijital işlerini buradan da Taner'e sesleniyorum. Çok güzel bir noktanın altını çizdi. Dedi ki... Elyas'a Süme Beşiktaş'a Ceyhun Kazancı'ya bir kontrat götürüyor. Götürdüğü kontrattaki imzanın başkanın olduğunu söylüyor. Halbuki o imza başkanın değil. Eğer Taner'in bu iddiası doğruysa Evrar Bey'in de hukuki mütalaasından hareketle
O kontrat mülga olur, ilga olur. O zaman Beşiktaş tarafı da der ki biz kandırıldık, paramızı verin. Oyuncu da ısrarla Beşiktaş'ta oynamak istiyor. Ya da oyuncu hakkı denen bir şey var. Taraflar o kadar çok ki. Ama bu işim, vaktim varsa bir öyküsünü anlatayım küçücük. Tabii. Arkadaşlar bu istihbaratla söylüyorum bunu. Fenerbahçe bu yönetim dönemi değil. Bir önceki yönetimlerinde Fenerbahçe'nin Mehmet Yam'dan zaten bir alacağı var. 1300 euro civarında. Ali Koç Berna Hanım'a gelen bilgilere göre diyor ki ya biz bu konuda yardımcı oluruz. Borç alacak ilişkisi. Onur'u da beğeniyoruz. Hocamız da istiyor. Biz Onur'u almak istiyoruz. Biz size yardımcı oluruz. Evet. Yani bu yardımcı olmaktan kastım az para çok para vermek değil. 1300 borcunuz var. Biz de 1-1-2 civarı veririz. 2.5'a bu işi kapatırız. Ben size yardımcı oluruma getiriyor Ali Koç. Çünkü odanım hatırlayın. Berna Hanım da çok zor durumda. Doğru. Ali Koç da el uzatıyor iyi niyetle. Böyle bir durum evet ama, vardı. Ama kritik nokta oyuncu özgürlüğü. Oyuncu ben Beşiktaş'ta oynamak istiyorum diyor. Herkese, her yerde. Peki işin teknik boyutunda yani ne düşünüyorsun? Yani sağ içi boyutunda Onur'la ilgili. Yani bir kere yani tamam çok iyi bir oyuncu. Bir önceki sezon çok iyi performansı var. Ama büyük takımda oynamanın farklı olduğunu hep gördük bu tarz transferlerde. Alternatif olarak bence düşünülür diye Rozier var bakıyorum. Tabii Rozier, tabii bu arada Rozier'in bu sene performansı iyi diyeceksin, değil diyeceksiniz de Gezal geri yeni döndü. Yani Gezal'ın dönüşünün ardından Rozier'in performans arttıracağını söylemek için kılavuz gemisi gerekmiyor bence. Haliyle iyi bir alternatif olur diye düşünüyorum. Ha kalkıp formayı ben alacağım der. O ayrı. Bir de ben şeyi çok doğru bulmuyorum yani. Onu Beşiktaş'ta multiplayer bir oyuncu değil mi ya? Orta sahada falan oynatmıyor musun? Ben onu pek çok fantezi oyunlarının orta sahası olarak da falan görüyordum. Kenar sabek. 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 Yani. Ama duran top falan da kullanıyor. Tabii. İyi ayağı olan bir sabek. Şeye giriyor. Tabii. Kalenin önlerine ya, geliyor. Tabii. Bir şey söyleyeceğim. Biraz konuyu burada değiştireyim. Şunu da ekleyeyim. Ondan lütfen sonra değiştir. Şöyle. Ben Beşiktaş'ta şunu anlamıyorum. Ya dönemsel olarak bir oyuncu performansı düşmüşse veya ne bileyim küsmüşse ya da iyi yönetilemediyse bir şey olduysa o oyuncudan bir direkt vazgeçme olayına giriyor Beşiktaş. Ha, çok güzel yere geldi. Masu Akuda var, Rozier'de var, Romain Saïs de konuşuluyor şu anda. Josef de var. Josef de var. Neden oluyor anlamış değilim. Neden Ersin, vazgeçmek Ersin yani? Ersin de var. Toparlamak, düzeltmek, yönetmek, eksiklerini gidermek, varsa sıkıntısını çözmek gibi durumlar varken ne bileyim ben direkt oraya vazgeçmek doğru mudur yani? Oraya gelecektim. Aslında bu açtığın konuyla ilgili bir şey söyleyecektim ama aklıma başka bir şey geldi şimdi bu dediğinle ilgili. Beşiktaş seneye bu kadroyla şampiyon olabilir mi? Bence savunmasından dolayı olamaz. Ya yapılan transferler şampiyonluk yüzdesini arttıracak seviyede mi? Maksimi kenara hatta koyarsın. Orta sahayı da katıyorum. Yani bence planlama üzerinde bilmiyorum. Biraz ben endişeli bakıyorum. Katılıyorum. Şeyi de hiç anlamıyorum. Onu söyleyecektim. Masu Akun'un sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesinin kaldırılması için West Ham'la görüşmeler yapılıyor değil mi? Evet. Neden abi? Masu Akun'dan iyi alternatif, onun muadili seviyesinde bir sol bek almak kolay mı? 8 tane taktı, bak Galatasaray 50 tane transfer yaptı yani. Bek'i almak için, geliştirmek artı için. Artı bir de o maddeyi kim koydu? Maddeyi koydunuz. Birkaç ay önce aynı yönetim koymadı mı o maddeyi? Ya bir de yeni gelmedi mi Masu Akun? Ben karıştırıyor muyum? 5 senedir Beşiktaş'ta mı oynuyor? Ya bir gelişme süreci olacak. Ya bir sürü oyuncu alınacağına elinde en fazla gelişme ihtimali olan oyuncunun ama ben bunu istemiyorum maddesi üzerinde çalışmak. Bilmiyorum, bana çok doğru bir yaklaşım gibi gelmiyor. Katılıyorum. Maxim transferi üstünden de gidelim istiyorum. Artı Maxim transferiyle birlikte bilmiyorum katılır mısınız ama benim aklımdaki oluşan ideal 11. Savunma kısmını ayrıca sayarım. Orta sahadan başlayayım. 6 numarada Hacı Ahmetoviç. Önündeki 8-10 pozisyonda oynayan iki oyuncu Jetson Fernandez, Maxim. Sağ kanatta Gezal. Sol kanatta Cenk Tosun. İleride Aboubakar şeklinde. Benim aklıma gayet de yatan bir orta saha ve hücum hattı çıkıyor. Hatta bekleri dahil edeyim ofansif kısmından dolayı. Rozier, Masu Akun diyoruz. Yani gayet de iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Tayyip Dağlı, Cenk, Mert değil mi? Yani savunma kısmında çok arada gidip geliyorum işte. Yani ben de yerli sanırım. Maksim'de var yerli. Maksim'de yerli. Ha yerli tabii daha doğru yerli. Maksim'de yerli şu anda. Cenk niye sadece Hataylılara yerli muamelesi yapıyorsak? Hatepliler de yerli. Tabii aynen. Ne diyorsun Mehmet abi? Yani bu kadro ideal, iyi bir kadro değil mi sence? İnönü'de her maça giderim. Değil mi? Güzel kadro. Maxim'in etkisi nasıl olur? Maxim'in etkisi çok güzel olur. Yani Maxim kim biliyor musun? İyi mi Simović?
Niye bugüne kalınıyor peki Maxim'le ilgili? Neden daha önce fark edilmiyor ya da neden daha önce talip olunmuyor? Anadolu Maxim'i takımında kim, oynadığı Maxim'i, için mi? Maxim'i kim getirdi Türkiye'ye? Kim getirdi? Gaziantep. Kim getirdi? Rumen Hoca. Şumudika. Şumudika. Evet doğru. Yani bazı oyuncuların bazı hocalarla bazı şehirlerle eskilerin ne bileyim ünsiyeti çok yüksek oluyor. Ben şu az önce saydığın ön tarafı arkaya zaten Beşiktaş gol yem takım. Yani Amir, Jetson, Maxim, Cenk, Abubakar, Gezal. İnönü'ye her maça gider. Gider. İnönü'ye bu kadro götürür adam. O yüzden Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı yok. Ama Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı ötesinde ikinci, üçüncü, dördüncü olmak kafasını bu kalite yükseltebilir. Her şeyden evvel Beşiktaş 2022-23 sezonunu futbol anlamında çok eğlenceli bir takım olarak tamamlayacak. Bir de bu kadroya Şenol Güneş eklendiği zaman. Maxim'le ilgili biraz kanada bile atabilirsin yani. İşin içinde Beşiktaş ve matematik olasılığı varsa Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı yok dememek lazım bence Mehmet'e. Dedik. O işler ne olacak dedik belli ama olmaz. Yani dedik ama. O yüzden ben buraya bir not olarak dedik ama ya. Mesela Manchester United'ın bu sene şampiyonluk şansı yok deniyordu. Ama çok erkendi. Ama hep deniyordu yani değil mi? Yani şimdi soru yaklaştık. Arsenal'la City arasında döner diye konuşuluyordu. Evet. Manchester United hem Ten Hag'la oyunu geliştirdi hem de biraz büyük takım kimliğini böyle çıkardı masaya koydu hakikaten. Kimlikte Manchester United burası kardeşim yazıyor. Bu bahsettiğin kadro ben oyunun gelişebilme ihtimalini pek görmüyorum an itibariyle ama oyunu gelişerek oynarsa üst tarafı biraz sıkıntıya sokabilecek bir performans da sergileyebilir. Maxim Pierre olmayan müthiş bir orta saha oyuncusu bence. 32 yaşında olmasının benim için hiçbir önemi yok. 54 milli maç 7 gol. Artı. Abi paketleri bilmiyordun. Hayal kırıklığı yaşadım. O yüzden hiç şu an rakam verme lütfen. 3,5 sezon. Ben sana başka rakam veriyorum. Ses görüyorum. Ben sana başka rakam veriyorum. Beşiktaş transferlerinin paketlerinin sende olmaması inanılmaz yani. Eskiden açıklıyorlardı. 3,5 sezon. 43 gol. 19 asist. 115 maç. Sakatlanmaz maşallah diyelim. Antrenmandan kaçmaz. Çalışmaktan kaçmaz. Sorun çıkartmaz. Saha içinde işini her türlü yapar. Ceza yayınının olduğu noktalarda topla buluştuğunda sağ ayak, sol ayak golünü atar. Her türlü vurur. Free kick atar, penaltı atar. Hope Stevens vazgeçmemiş. Labadia, Hannes Wolf, Sandro Schwarz, Armin Veh, Şumudika, Erol Bulut. Her hocası her gittiği yerde Stuttgart'ta, Mainz'da, Gaziantep'te hep oynatmış kendisini. Yaşın hiçbir önemi yok. Bana göre bu dönemde Beşiktaş'ta altın dönemini yaşayabilir. Çünkü Gaziantep aslında ofansif futbol oynamayan bir takım. Şu anda ilk kez belki de şampiyonluk mücadelesi veren böyle Vodafone Park'ta muhteşem taraftar önünde Gezal'la pas alışverişine girecek. Jetson Fernandez'le pas alışverişine girecek. Cenk Tosun, Abubakar bütün kaliteli ayaklarla bir arada oynayacak. Ve altın dönemini yaşayabilir. Ve sene sonunda Beşiktaş oyuncuyu tamamen satın almayı konuşmak durumunda kalabilir. Ya bir de Beşiktaş'ta Dünya Kupası'nın en iyi 11'ine seçilen Pas'ın milli takım kaptanı yok mu? Vardı ben anlamadım orada ne oluyor, ne bitiyor yani. Roman Saiz'den bahsediyorum. Omar Colley aynı yani sol ayakta sol stoper. Saiz'in pozisyonunda oynayan bir stoper. Ben bu transferi anlamlandıramıyorum. Neden alındığını bilmiyorum ben. Ya hocanın Saiz'den çok memnun olmadığı herhalde konuşuluyor. Bir panik transferi diyorum ben Omar Colley'e. Refleks transferi de olabilir ama bak mesela ben oyunun gelişebileceğini bu kısa sürede çok düşünmediğimi söyledim. Ama bir yandan da bazen hakikaten bazen hayatta bir noktaya ulaşmak için farklı yolları izlemeniz gerekebilir. Yani ana planınızın üzerindeki patikada ilerlerken varmanız gereken yere varmıyor olabilirsiniz. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu kadar yüksek seviyede olduğu bir yerde benzer şekilde hareket edemiyorsanız, yani Fenerbahçe'nin Jesus'ta olan artık oturan oyunu iyi oyuncularla, öbür tarafın süper yıldızları, buradaki yerleşme daha farklı bir saldırı atak sistemini size oluşturabilir gibi geliyor. Sen 11'i saydığında kafamda tamamen öyle oluştu. Yani daha alanı bilen, daha alana hakim askerlerle savaşacağınız bir mücadeleye dönüşüyor. Bu bakalım nasıl yansıyacak. Belki de çok daha olumlu hale dönüşecek. Fenerbahçe'de João Pedro dönüyor. Aubameyang gündemde. Aslında ikisi bağlı birbirine bu konular. Yani neden bağlı? Neden bağlı? João Pedro dönüyor. Hatta döndü daha doğrusu. Hazırlık maçında oynamaya başladı. Joshua King var.
Ener Valencia var, Batshuayi var. Hatta ve hatta Serdar Dursun da var. 5 tane santrfor, forvet, golcü adını ne koyarsan var. Üzerine Aubameyang da konuşuluyor. Mehmet abi, João Pedro'nun dönüşü bir etki yapar mı? Bir. İkincisi, Aubameyang transferine Fenerbahçe'nin ihtiyacı var mı? Neden bu transfer sana göre gündeme geliyor? Şu anda resmi olarak Fenerbahçe Galatasaray'dan kaç puan geride? Resmi olarak Fenerbahçe Galatasaray'dan kaç puan geride? Şu anda. Çünkü bu Uğur Meleke'nin güzel deyimiyle çolak var ya, çolak puan durumları var ya. Tamam. Çolak puan durumlarında an itibariyle Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin kaç maçı kaç puan? 9 puan var ama bir maç fazlası var Galatasaray'ın. Tamam. Fenerbahçe 25 Şubat Cumartesi akşam Konyaspor'la oynadığı karşılaşmadan sonra bir kere daha konuşmamız lazım. Çünkü orada Galatasaray'ın artı 3 puanı ve Erbatur'un sözünü ettiği gelecek hafta Fenerbahçe'nin bay olması, Galatasaray'ın Kasımpaşa gibi mütevazı takım oynaması bu puan farkını gelecek pazar 3 Mart 12 Mart Galatasaray 12 Mart haftasında 15 puan gibi psikolojik delilik. Doğru. Hepsi eşit ama. Doğru. Yani düşünsene Fenerbahçe Konya ile berabere kaldı. 8 puan. Tabii. Galatasaray 3 puan aldı. Doğal olarak 3 puan 11. aldı. 11. Fenerbahçe haftaya bay. Evet. Galatasaray Kasımpaşa'yı yendi 14. Abi. İki maçın fazla ama 14 oluyor. Öyle olduğunda. Tabii derbi. O psikolojik dolayı yapar tabii. Derbi ne kaldı? Derbi ha? Derbi ne kaldı? Onu derbi son. Ayrıca derbide şey var. Yani eşyanın tabiatı gereği artı bir puan da derbiden yaz. Yani, tabii yeni bir Fenerbahçe 4-0 Galatasaray ama 3-0'lık galibiyet var ya. Hı, evet. Tabii. O yüzden bilmiyorum Fenerbahçe arkadaşlarımız bu anlamda ne düşündüler. Sezonun maçıysa Konya maçı. Konya maçında olası bir puan kaybı sonrasında Fenerbahçe için bu tablo söz konusu olacak. Ama Fenerbahçe kazandığı takdirde o zaman o karşılaşma başta olmak üzere bu senin dediğin beşliğe hatta Aubameyang'a bir bakabiliriz. Bence Fenerbahçe ile ilgili şu anda bütün Fenerbahçe camiası şu Konya'yı bir geçelim demek zorunda. Kalanları detay. Sen ne düşünüyorsun? Pedro'nun dönüşü etki yapar mı? Ki Pedro bence çok iyi bir oyuncu. Ben çok beğeniyorum. 9, 9.5, 10, 10.5 çok çok da izlemekten zevk aldım bir oyuncu. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Ben büyük Pedro'cu değilim yani ben onu söyleyeyim. Zaten elindeki oyuncuların, hücumcuların iyi olduğunu düşünüyorum. Batshuayi misin? Ben daha çok Batshuayi, hatta King'ciyim de ben. King'i çok beğenirim. İngiltere'deyken de çok beğenirdim canlı izlediğimde. Ama önce şu şeyi konuşalım. Yani Mehmet Ayan'ın dediği çok doğru bir kere. Konya maçının geçilmesi psikolojik açıdan da, fiziki açıdan da çok değerli. Ama şu Aubameyang meselesine gelecek olursak, bence burada çok gol atar. Aubameyang gelirse. Bu takımda çok gol atar. Bak hem süper yıldız, gerçek anlamda süper yıldız. Ve takımcı. Hem bu takımın oyununa çok uygun bir süper yıldız. King'in çarpı 10'udur Aubameyang, öyle söyleyeyim. King çarpı 10 böyle. 10 tane. Aubameyang çıkar. Eğer bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe'nin zaman zaman hani diyoruz ya Arda Güler oynaması gerekiyor bu takımda çünkü hücumda sıkıntı yaşıyorsun. O yaşadığın sıkıntıları böyle matkapla delip oradaki dağı kırabilecek bir oyuncu eğer Aubameyang gelirse. Ama şampiyonluk yarışını ben son haftalara kadar gideceğini düşünüyorum. Aubameyang'ın gündeme gelmesinin nedenini ben şöyle görüyorum. Fenerbahçe taraftarının oluşturduğu psikolojik baskıdan dolayı ben Fenerbahçe yönetimine... Gazını alma diyemiyorsun, kibar çocuksun. Hayır, öyle bir şey düşünmüyorum. Hakikaten öyle düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın Icardi'yi alması, Mertens'i alması, Zaniolo'yu alması, Torreira, Oliveira derken çok ciddi anlamda Fenerbahçe taraftarının da bir yıllardan beri yıldız oyuncu, hatta yıldız oyuncular beklentisi var. Satarken çok iyi paralara satıyorsun birçok oyuncuyu. Karşılığında da taraftar haklı olarak bana göre bekliyor. Çocuk bir cümlede 4 tane yıldız saydı ya. João Pedro ki ben beğenmem dedi. João Pedro, Batshuayi, King, Arda 4 tane yıldız saydı. Az oyuncular bunlar. 4 tane yıldız var ya. Şöyle bir şey. Ya Mehmet Ayhan belki şunu söyle. Pedro yıldız değil mi yani? Aubameyang'ın yanında Aubameyang'dan bahsediyorum. Mevcutlardan bahsediyorum. Abi yapma Galatasaray. İyi oyuncu 5 veriyordu. Fenerbahçe gitti aldı sezon başı. Doğru ya. Ama iyi oyuncu. Ben de aynı fikirdeyim. Yıldız yani yıldız olması için bence bir milli takımda önce oynaması lazım oyuncunun. Ha Pedro'nun 1-2 maçı var yanlış bilmiyorsam İtalya milli takımında sen ama. Sen yıldızlı semalardaki Haşmet'ten söz ediyorsun. Hem yıldızlı olacak hem semada olacak hem de Haşmet'te olacak. Abi ben şimdi bir bu da medya eleştirisi yapayım. Bir gazeteci olarak ve yıllarca bunun eleştirilerini hem yapmış yıldız olarak. Herkese yıldız diyoruz biz. Ben hatırlıyorum yazılan haberlere de bakıyorum genç arkadaşlarımız. Genç yıldız, tecrübeli yıldız,
işte yıldız futbolcu. Ya bir sürü herkes yıldız değil ha bak. Bir kere Pedro süper yıldız değil. Aubameyang süper yıldız. Valencia süper yıldız. King yıldız. Ya gerçekten yani nasıl bunu tanımlıyorsun? 4 tane saydım değil mi? Sen dedin ya. Ama işte 4'ünü sen saydın ben saymadım. Şimdi Fenerbahçe çok bu normal hayatta da konuşulan bir şeydir. Yani gidip birkaç tane muadil gömlek alabilirsin. Ama tamamen şu an konudan ayrı örnekleme yapıyorum. Batshuayi yıldız mesela. Batshuayi hatta böyle süper yıldız sınırına çok gelmiş olamamış evet. Bir isim. Ya onu alacağına bir tane esaslı bir gömlekte alabilirsin. Bu bir tercih meselesidir senin bakış açısından. Ve Fenerbahçe'nin transferleri çok süper yıldız değil. Sayı olarak fazla ama bu hocanın da sistemi buna da karşı çıkamazsın. Konya maçını yani. Görmek demek aynı zamanda olası da bir Fenerbahçe favori. Tabii kazanabilir. %51 kazanılır da Konya maçının sonucunu görmek demek gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında kim olacağı konusunda da olumsuz bir sonuçta bir soru işareti demektir. Yani hoca bırakır gider demiyorum yanlış anlamayın ama Konya maçında şu az önce sözünü ettiğim psikolojik ortam söz konusu olduğu zaman hoca da bir bakar ya. Aubameyang'daki şunu da ettiğim ben bir kez daha aynı fikirdeyim söylüyorum. Fenerbahçe yönetimine Fenerbahçe taraftarının yaptığı haklı baskının neticesinde gündeme geldiğini düşündüğüm oyuncu olmakla birlikte çıkan haberlere baktığımız zaman Aubameyang olmazsa Martial veya Lucas Moura'ya yönelecek Fenerbahçe haberine de çok karşıyım. Çok alakasız oyunculardan bahsediyoruz. Özellikle Lucas Moura bu ikisinden tamamen ayrılıyor. Aubameyang'ı alırsan Erol Turan aynı fikirdeyim. Her türlü atar, attırır, fark yaratır, her şeyi yapar. Ama bence Fenerbahçe'nin öncelikli burada bu üç aday arasından bana göre öncelikli ihtiyacı alacaksan ben olsam Lucas Moura'yı alırım. Çünkü Fenerbahçe'nin o bölgede ön tarafta oynayabilen şu anda 4 tane bana göre hatta 5 tane İyi artı iyi yakın futbolcuları var. Ha çok güzel bir şey söyledim. Buraya bir şeyler düşeyim. Tabii. Aubameyang yedek kalmayı sıkıntı yapan bir futbolcudur. Bunu Arsenal'da da gördük. Chelsea'de de gördük. Bu sebeple bu planlamayı iyi yaparak transferi yapmak lazım. Satın alma opsiyonuyla da kiralamak için Chelsea'de görüşmelere başlandığı şeklinde haberler de var. Hı hı. Sevgili Orhun şu anda bana da attı bunu WhatsApp'tan. Sağ olsun. Şimdi sana onu soracağım. Yedek kalma bahsettin ya. Diyelim ki Aubameyang aldı Fenerbahçe. Evet. 5 ve Aubameyang 6. 6 tane golcü var takım içerisinde. Nasıl ideal olarak yaparsın forvet hattını? Bir kere Aubameyang saf 9'da oynadı. Kanat forvette oynadı. Oynadığı takımlarda hızından doğru. Dolayı. Yani istediğin yerde kullandırabilirsin. Ama abi Aubameyang'la Valencia'yı ben yan yana koyunca bir keyifleniyorum. Aubameyang'la ilgili gelişmeler resmi kanada gittiği ölçüde Valencia Fenerbahçe'den ayrılıyor demektir. Bak buraya başka bir şey söyledim. Ki Valencia'da git de zaten internasyonelin bir evet. isteği olduğu şekilde. Menajeri geldi görüşmelere. Barcelona bile konuşuldu. Yani Aubameyang'la ilgili gidilen yol Valencia'da ilgili yolun paralelidir. Peki bu yeni menajeri geldi yeni kontrat istedi ya şimdi yönetimden. Evet. Acaba bu Aubameyang konusu da aynı zamanda bir koz mu oluyor? Strateji. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Koza ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bence Fenerbahçe'ye gitsin. Bu yol böyle Valencia ayrılığa gidiyorsa Aubameyang vardır. Aubameyang yolu varsa Valencia ayrılığa gidiyor. Bu yol ikilidir. Ama Aubameyang'da bağımsız olarak şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe her zaman yıldız oyuncu ve oyuncular almak bana göre zorundadır. Yıldız oyuncular bir takımın, bir kulübün çehresini çok fazla değiştiriyor. DNA'sı büyük bir öyle. Hava katıyor. Tabii. Bunu Galatasaray'da bugünlerde çok net olarak yaşıyoruz. Bak Chelsea mesela şimdi milyonlarca euro harcama yaptı. Ama yani bence Chelsea'ye uygun olmayan çok büyük potansiyeller evet bunlar ama yani Chelsea'nin ışıltısına hiç uymayan oyuncular aldı. İkisi ayrı. %100. Hocası da öyle. Gelecekte belki olur ayrı konu. Hocası da öyle. Evet. Ama şimdi sen dünyanın en büyük futbol ekonomilerinden biriysen. Sen Chelsea'sin kendine gel. Sen Stamford Bridge orası yani çıktığın zaman İngiltere'nin en zengin bölgelerinden biri. Sen Avrupa Süper Ligi'ni durduran kulüplerden birisin. Taraftarın sen yola çıktı. Sen kim alırsın biliyor musun Chelsea sen? Sen tıpkı zamanında Jose Mourinho'nun ve Abramovich'in ortaya koyduğu vizyonda olduğu gibi gidersin Napoli'den Osimhen'i, Kvaratskhelia'yı söker alırsın. Fenerbahçe'nin de DNA'sında Anelka'dan bahsettin ya süper yıldız vardır. Mehmet Ayan'a da katılmıyorum. Bak Valencia, Aubameyang, King yazarım. Arka tarafa da pasör bir oyuncu koyarım. Ki kim olduğunu hepimiz biliyoruz herhalde o pasör. Söyle ismini artık. Tabii Arda Güler'i de koy. Fenerbahçe böyle oynar. %100 bak çok güzel kadro kurdu. Bu hücum attı da
standart savunmaları hallaç pamuğu gibi dağıtır. Kesin. Bu arada kesin. Önemli bir açıklama geldi sana. Şimdi ilettiğimi düşünüyorum. Şimdi Mesut attı bana da. Atlamayalım. Az önce konuştuk. Evet, gelmiş. Kayseri Spor kısmı ile ilgili olarak. Direkt kendi açıklaması mı Onur'unu? Onur'dan. Onur'un açıklaması evet. Değil mi bu? Ya siyah üzerine dişi yazıyı nasıl yazabilir? Uzun bir açıklama. Yani... İstersen ana kısmından. Bakayım hemen. 6 ay kala 3 yıl. Ha. Bazı basın yayın organlarında eski kulübüm Kayseri Spor tarafından mevcut sözleşmemi bitimi 6 ay kala 3 yılını uzattığım ve aramızdaki anlaşmada herhangi bir çıkış maddesi bulunmadığı halde haksız bir şekilde sözleşmemi feshettiğime yönelik asılsız iddialarda bulunduğunu görmekteyim. Bu hususta belirtmek isterim ki spor kamuoyunda malumu olacağı üzere birçok büyük kulübün ilgisi üzerinde olan gerçek bir profesyonel futbolcu sorun yaşadığı bir kulüple sözleşmesinin bitimine 6 ay kala çıkış maddesi olmaksızın sözleşmesini 3 yıldan uzatmaz. Sözleşmemi 3 yıl uzatmamın tek nedeni transfer döneminde 6 Şubat 2023 tarihinden sonra 1 milyon avro çıkış maddesi ödenmesi halinde sözleşmenin kendiliğinden sona ereceğinin Kayseri Spor tarafından bir protokolle taahhüt edilmesidir. Bu taahhüt doğrultusunda aynı gün ve birlikte hem ilgili çıkış maddesinin taahhüt edildiği protokol hem de uzatma sözleşmesi imzalanması hususunda mutabık kalınarak her iki sözleşme de imza edilmiştir. İş bu iki sözleşmenin de imza edilmesi ve 6 Şubat 2023 tarihinden sonra sözleşmede kararlaştırılmış bulunan çıkış bedelinin ödenmesi halinde serbest kalacağımın açık kararlaştırılmış olmasına rağmen anlam veremediğim bir şekilde Kayseri Spor tarafından 3,5 milyon avro KDV tutarında transfer bedeli talep edilmiştir. Sonrasında ise çıkış bedeli olarak Kayseri Spor'la yazılı olarak kararlaştırılan tutarın ödenmesiyle sözleşmemi tek taraflı olarak feshederek yeni kulübüm Beşiktaş'la sözleşme imzalamış bulunmaktayım diyor. Çok basit, çok net açıklamış. Çok basit. İçeride iki sözleşme var. Evet. Evet. Biri sanal, kafadan geçen ya da kağıdı olmasına rağmen az önce sözünü ettiğim imza sürüklerindeki imzalar var ya da yok. Ama orada mesela Onurların imzası var mı? Şimdi oraya geldi. Şimdi iki tane diyelim sözleşme var. Biri 3,5'luk, biri teklik. 3,5'luk sözleşmede Kayseri'nin imza sürüklerindeki dostların imzası var mı? Var. Onur'un var mı? Onur'un varsa bu açıklama çöpe gider. Onur derse ki ben ve veya menajerim sadece 1 milyon euroluğu 6 Şubat'ta yaptık. O zaman 7 Şubat itibariyle alasmaldık. O zaman Onur ve Beşiktaş haklı. Bir başka buraya parantez açayım. Biz Veli ile Figo belgeseli özel bölümü yapmıştık. Orada işte, yani şimdi aklıma geldi. Luis Figo kendi sözleşmesini anlatırken atayım mı imzayı diyor menajeri. At diyor. Menajer imzayı atıyor. Ama sonra Figo diyor ki attı da benim imzam yok. Bu da sıkıntı yaratıyor. Yani acaba benzer bir durum mu var o burada? O zaman gene Taner'in sorusuna dönelim mi? Elyas Asume'nin Ceyhun Kazancı'ya götürdüğü sözleşme birlik sözleşme. Elyas Asume ben biri aldım ama Kayseri diyor ki biz 3,5'luk sözleşme imza attırmak istiyorduk size. Elyas Asume ve Onur 3,5'luğa imza attı mı atmadı mı? Zaten artık tabii. Şu açıklama İbra'yı 51-49 Beşiktaş ve Onur lehine çevirmiş. Kendi uyuşmazlık çözüm kurulunun içinden çıkması çok zor bir tabloyu karşı karşıya kaldığını düşünmüyorum. İmza sürükülerine bakacaksın. Çok nettir yani. 3,5'da taraflarının imzası kimler? Atıyorum Ceyhun Kazancı, Elyas Asume, Kayseri. 3,5'a bakacaksın. 3,5'lukta Onur tarafının imzası varsa Onur haksız çıkar. Bu arada bitirdik. Bitirirken ben Fenerbahçe ile ilgili Lucas Moura'yı alın derim. Lucas Moura'yı alsın Fenerbahçe. Çok daha faydalı olacaktır. Çok daha ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Senin gönlünden geçenin de Aubameyang olduğunu biliyorum. Aubameyang aldım. Ben Aubameyang'ı sene sonu alabiliyorsan ya da sene sonundan ya şöyle söyleyeyim. 4 aylığını alma. Alıyorsan ve sende kalacaksa al. Ama 4 aylığını alma. Tabii canım. Yani sende kalacaksa al. Tabii. Net olarak onu söyleyeyim yani. O zaman her türlü Aubameyang. Ama Lucas Moura'ya daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Şu aşamada an itibariyle Fenerbahçe'nin. Kanat forvetlerle doldurduğumuz ligi kardeşim ya. İyisini bulduğun zaman doldurmaya gerek kalmaz aslında. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Senin de bu arada herkes... başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun tekrar. İzleyicilerimizden de bu programın sonunda bir ricamız olacak.
Eğer kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Bir sonraki Savunma Arkası programında görüşmek üzere, hoşçakalın.